Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İlbay aslında kim? İlbay'ın dedesi Sungur Tekin Bey'e ne oldu? İlbay Osman Bey için nasıl bir değişime sebep olacak? İlbay neden sırrını Osman Bey'e anlatmadı? Ve Osman Bey bu sırrı ne zaman öğrenecek? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Osman Bey İlbay'ın kim olduğunu öğrensin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Böylece sayımızı bilelim. Öncelikle İlbay'ın sırrını sonunda öğrenmiştik. Bazılarımız İlbay'ı Ahmet Alp, Kayı Alp veya Aktemur Bey sandık. Ama aslında İlbay bambaşka birisi çıktı. Bu konuda şunu söyleyebilirim ki bu üç isim de aslında Osman Bey'in tanıdığı olduğundan dolayı İlbay'ın da Osman Bey'in bir tanıdığı, bir akrabası çıkma ihtimali zaten yüksekti. Yani İlbay aslında bu üç isme de çok yakın bir isimdi. Çünkü Ahmet Alp de, Kayı Alp de, Aktemur Bey de, üçsü de şu anda dizide olsalardı ortalama İlbay yaşlarında olacaklardı. Açıkçası ben bir ara İlbay'ın Aktemur Bey olmasını bekliyordum. Çünkü Aktemur Bey Bursa kuşatması için diziye ilerleyen zamanlarda geri dönecek. Hatta geçtiğimiz sezon sonunda da bizzat ismini duymuştuk. Hatta Alaaddin Bey Moğol komutanına, emmi Moğol Aktemur ağabey burada olaydı, şimdi seni o karşılardı demişti. Burada da Aktemur Bey'in gelişinin sinyallerini zaten vermişti. Ama yeni sezonda Aktemur Bey kadroda beklerken maalesef isminden bile bahsedilmedi. Ancak her ne olursa olsun Bursa kuşatması başlamaya yakın, yani Bursa Tekfuru da diziye dahil olduktan sonra bence Aktemur Bey de yavaştan diziye dahil olacaktır diye düşünüyorum. İşte bu nedenden dolayı da İlbay'ın Aktemur Bey olması mantıklı olabilirdi. Çünkü bu sezon Bursa kuşatmasını göreceksek Aktemur Bey'i de kesinlikle görmemiz gerekiyor. İşte bu nedenden ötürü de İlbay'ın Aktemur Bey olmasını beklerken İlbay daha bambaşka birisi çıktı. İlbay'ın tamamen kim olduğunu açıklamadan önce yeni sezon kadrosunda İlbay ile ilgili şu özeti okuyalım. İlbay mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı obasında seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır. İşte İlbay karakteri ile ilgili bu ifadeler yer alıyordu. İlbay gerçekten Osman Bey'in soyundan mı? Bizzat İlbay kızı Ayşe ile konuşurken kızı Ayşe'nin bu hançer dedene ait biliyorum demişti. Ve sonrasında da İlbay bu hançer Süleyman Şahoğlu dedem Sungur Tekin Bey'e aittir demişti. Yani bu sahnede İlbay'ın dedesinin Sungur Tekin Bey olduğunu ve böylece Osman Bey'in de akrabası olduğunu öğrenmiş olduk. Yani bu kısımda İlbay da Kayı soyundandır ve Osman Bey'in akrabası aynı zamanda Orhan Bey ile de kuzen sayılmaktadır. Çünkü Sungur Tekin Bey'in oğlu yani İlbay'ın babasıyla Osman Bey kuzendir ve aynı zamanda bu kuzenlerin çocukları olan Orhan Bey ve İlbay da İşte bunlar da kuzen sayılırlar. İşte bu kısımda da Orhan Bey ve İlbay'ın ortak bir noktasının olması çok iyi oldu. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Öncesinde İlbay'ın dedesi Sungur Tekin Bey'den bahsedelim. Hatırlarsanız 1. sezonda Sungur Tekin Bey'i görmüştük. Ve Sungur Tekin Bey'in dizide de tarihte de bir casus olduğunu biliyoruz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonda da bir bölümlerine konuk olan Sungur Tekin Bey de bizzat Osman Bey'e aslında Konstantiniyye'ye gittiğini, aslında casusluk yaptığını ve hala görevine devam ettiğini söylemişti ve sonrasında da Konstantiniyye'ye gideceğini de belirtmişti. Sonrasında da Sungur Tekin Bey Konstantiniyye'ye gitmişti. Yani dizide en son Sungur Tekin Bey'in Konstantiniyye'ye gittiğini duymuştuk. Aradan geçen o kadar yıldan sonra muhtemelen Sungur Tekin Bey çoktan vefat etmiştir. Ama bu kısımda asıl önemli detay Diriliş Ertuğrul dizisindeki bu sahnede yatıyor. Kendi kanından, kendi canından bir kayoğlusu da seninle beraber olacak. O seni bulacak. Süleyman Şahoğlu Sungur Tekin. Bir oğlum bir kızım var lakin. Kızımın özlemi için ayrı bir ses atıcılığı versin. Kız evlat bir başka yoktur. İşte izlediğiniz sahnedeki seste de bizzat Sungur Tekin Bey Diriliş Ertuğrul dizisinde, işte bu sahnede de Sungur Tekin Bey'den duyduğumuz üzere Sungur Tekin Bey'in bir kızı bir oğlu varmış. İşte İlbay da Sungur Tekin Bey'in çocuklarından birisinin oğludur. Yani ya İlbay Sungur Tekin Bey'in kızının oğludur ya da İlbay Sungur Tekin Bey'in oğlunun oğludur. Kısacası her halükarda İlbay Sungur Tekin Bey'in torunudur ve Kayı soyundandır. Sungur Tekin Bey ve İlbay arasındaki ikinci bağlantıyı ise şimdi sizlere açıklıyorum. Aslında burada bizzat İlbay'ın da kim olduğunu anlayacağız.
Bildiğiniz üzere Sungur Tekin Bey bir ajan, bir casus kılığında her zaman geziyordu ve normalde Kayı Obası'na vesaire ailesinin yanına çok gelmiyordu. Genelde ya Haçlıların içinde ya da Moğolların içerisindeydi ve özellikle Selçuklu'ya buralarda malumat getiriyordu. Hatta Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonda da bu görevini yerine getirirken Osman Bey ile karşılaşmıştı ve Konstantiniyye'ye malumat almak için tekrardan gideceğini söylemişti. Yani Sungur Tekin Bey en son Konstantiniyye görev için de gitmişti. Konstantiniyye'deki malumatları Selçuklu Devleti'ne taşıyordu. Bu sayede de Selçuklu Devleti de düşmanlarının bazı önemli bilgilerini elde ediyor ve aynı zamanda onlara karşı kurulacak tuzaklardan da önceden haberdar oluyordu. İşte Sungur Tekin Bey'in torunu ve Sungur Tekin Bey'in bizzat soyundan gelen İlbay da Sungur Tekin Bey ile aynı görevi yapmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. İlbay da dedesi Sungur Tekin Bey gibi bir casustur ve bence Kayı Obası'na da boşuna gelmedi. Hatta bence İlbay Kayı Obası'na birileri tarafından gönderildi. Bu kişilerin de zaten aksakallar veya onlara benzeyen büyük birileri olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız Osman Bey onların yanına gitmişti ve en son Osman Bey'e devlet muştusu vermişlerdi. İşte İlbay o kişilere hizmet ediyor olabilir. Yani bilerekten aksakallar İlbay'ı Osman Bey'in obasına gönderdiler. Ve İlbay'a da şimdilik Osman Bey'e akraba olduklarını açıklamasını istememişlerdir. Yani işte aksakallardan dolayı İlbay sırrını ne Osman Bey'e ne de bir başkasına anlatmıyor. İlerleyen bölümlerde bence Osman Bey bu sırrı bizzat kendisi öğrenecektir. Yani tıpkı ilk sezonda aksakallar Osman Bey'e senin soyundan, senin kanından bir Kayı ulusu da yanında olacak demişlerdi ve sonrasında Sungur Tekin Bey gelmişti ve bence şimdi o sahnenin paralel versiyonunu yine göreceğiz. Yani aksakallar yine aynı cümleyi Osman Bey'e söyleyecekler ve sonrasında da İlbay Osman Bey'in karşısına çıkacak. Osman Bey de çok şaşıracaktır. Aslında Osman Bey obasında seyis olarak yer aldığını düşündü İlbay'ın. Bizzat amcası Sungur Tekin Bey'in torunu ve akrabası olduğunu öğrenecektir. Aynı zamanda bu konuyla ilgili son olarak da şunu söyleyeyim. Normalde İlbay karakteri tarihe göre işlenseydi Hacı İlbay adını alacaktı ve Karasi bölgesinden gelip Orhan Bey'e katılacaktı ve Orhan Bey'in de tarihi alplerinden biri olacaktı. Zaten tarihte kendisine Haçlı Savar deniliyor. Çok önemli bir savaşçıdır. İşte o Hacı İlbay dizide gördüğümüz İlbay'dır. Fakat tarihte Karasi bölgesinden sonra Osmanlı'ya katılan ve Orhan Bey'in aynı zamanda 2. Murat'ın da silah arkadaşlarından olan Hacı İlbay dizide ise Sungur Tekin Bey'in torunu olarak gösteriliyor. Yani bu iki kişi aslında aynıdır. Tarihte biraz farklı, dizide biraz farklı gösteriliyor. Sonuç olarak ikisi de aynıdır. Yani bu noktada Orhan Bey ve İlbay tekrardan bir araya gelecek. İlbay fetihlerde Orhan Bey'e çokça destek olacak ve tarihteki bahsettiğimiz Hacı İlbay gibi 1. Murat'a kadar devam edecek bir serüvene dahil olacaktır. Bu nedenle de bence dizide bu sezonun en önemli karakteri İlbay karakteridir ve şu anda dizideki tek tarihi karakterdir. Sizler de en merak ettiğiniz sorularınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda sizlerin de en merak ettiği soruları cevaplayacağım. Peki sizce Osman Bey İlbay'ın sırrını ne zaman öğrenebilir? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kuruluş Osman dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm analizlerinin devamlı için bu videoya da bol bol yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.